Evet öğretmenlerim, tekrar merhaba. Geldik kavram öğretimi tekniklerine. Sizlere bir 13 tane kavram öğretimi tekniğinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarım, sınavda karşımıza gelebilecek soru adedi ise 1 ya da 2 soru olacak arkadaşlarım. Bu teknikler özellikle kavram öğretimi ülkemizde 2005 yılından itibaren çok büyük önem kazanmaya başladı ki kavram öğretim tekniklerine de bu noktada biz çok önem veriyoruz arkadaşlarım. Tane tane yavaş yavaş sizlerle şu konu alanına da bir bakmış olalım. Hap bilgilerle ünitemizi kontrol etmiş olalım arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin. Novak tarafından geliştirilen kavram haritasına şöyle bir bakalım istiyorum arkadaşlarım. Dikkat edin, mantık şudur. Bir ana kavramım olacak arkadaşlarım. Bir ana kavramım ve bu ana kavramla ilgili alt kavramlarım ve örneklerim olacak arkadaşlarım. Alt kavram ve örnekler. Şimdi sıkı durun, geliyor. Ben bu ana kavram ve alt kavramları bir görsel şemayla çocuklarıma bütün bir şekilde göstereceğim arkadaşlarım. İşte kavram haritasının temel mantığı budur canlar. Bir ana kavramın ilişkili olduğu alt kavramlar ve örneklerle bütün görülmesini sağlayan bir iki boyutlu şemadır. O yüzden şunu unutmuyorsunuz. Kavram haritasında arkadaşlarım özellikle bilmenizi istediğim temel ayrıntı, kavramlar arasında mutlaka kelimelerle, uzun açıklamalarla değil arkadaşlarım, bağlantı kurularak bütün gösterilmesini sağlayan tek bir kavram öğretimi tekniğimiz var. O da arkadaşlarım kavram haritasıdır. Yani ne demek istiyorum? Kavramlar arasında bağlantı kurulur. Uzun açıklamalar yapılmadan okların üzerine yazılan bağlantı kelimeleriyle bir görsel şema oluşturulur gibi bir mantık görüyorsanız sınavda, biliniz ki arkadaşlarım bu bir kavram haritası örneğidir. Ve diyorum ki kavram haritalarında bizim temel amacımız öğrencilerin anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmesidir. Bu noktada dersin giriş, gelişme ve sonuç her aşamasında arkadaşlarım, her aşamada biz kavram haritasını kullanabiliriz. Örneğin girişinde öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak, gelişme bölümünde anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek, sonuç bölümünde bile bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak bile kullanıyorsunuz arkadaşlarım. Ve unutmayacağız, duyusal ve psikomotor alanlarda değil, sadece bilişsel alanın çocuklarda gelişimi üzerinde kullanabileceğimiz arkadaşlarım bir öğretim tekniğidir. Ve özellikle şunu söylüyorum, analitik düşünme becerisini geliştirmek üzerine kurulmuş da bir öğretim tekniğidir. Hatırlarsanız analitik düşünmede vermiştim. Ne demiştim size? Kavram haritası, analitik düşünme becerisini, bir de balık kılçığı analitik düşünme becerisini geliştirmede kullanılır demiştim. O zaman gel bir de analitik düşünmedeki şu balık kılçığı tekniğini bir yoklamış olalım arkadaşlarım. Balık kılçığı tekniği Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilen bir öğretim tekniğidir arkadaşlarım. Bildiğiniz isminden de geçiyor zaten arkadaşlarım. Balığın kılçıklarına öğrencinin küçük notları aldığı bir kavram öğretimi tekniği olacak. Peki neyi alacak arkadaşlarım? Diyor ki bakın, bir olayın altında yatan nedenleri, bu nedenlerle ilişkili olan alt nedenleri ve arkadaşlarım bu olayın paralelindeki sonuçlarını görselleştiren diyagramlara biz ne diyoruz arkadaşlarım? Balık kılçığı diyagramı diyoruz. Bir diğer adına neden sonuç diyagramı denir zaten arkadaşlarım. Dikkatli olmanızı istiyorum. O zaman sınavda karşımıza gelir de bir olayın nedenlerini, alt nedenlerini ve sonuçlarını görsel bir şemaya yerleştirmeye çalışan öğrenciler hangi öğretim tekniğini kullanmaktadır derse Ishikawa'nın geliştirdiği balık kılçığı diyagramı demenizi istiyorum arkadaşlarım. Ve dikkat edin, özellikle öğrencilerimizin nesnel düşünmesini 1, derinlemesine düşünmesini 2 ve bütün parça bütün ilişkisini kurduğu analitik düşünme becerisini geliştirme amacıyla kullanılan bir öğretim tekniğimiz olacak arkadaşlarım, unutmuyorsunuz. Demek ki kavramlar arasında bağlantı kur kavram haritası, neden alt neden ve sonuçları göster balık kılçı olacak. Gel bakalım o zaman geçelim zihin haritasına.
Tony Buzan tarafından geliştirilen bu öğretim tekniğinde bilmenizi istediğim temel ayrıntı şudur arkadaşlarım. Biz bir kavramın arkadaşlarım, bir kavramın zihnimizde çağrışım yapan her şeyini ama her şeyini arkadaşlarım sözel ve görsel bir şemaya aktarıyorsak, sözel ve görsel bir şemaya aktarıyorsak arkadaşlarım bu bizim için bir zihin haritası olacak. Yani unutmuyorsun, zihin haritasında biz aklımıza gelen her şeyi yazabilme özgürlüğüne sahibiz arkadaşlarım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir kavramla ilgili aklıma gelen her şeyi hem kelime kelime yazıyoruz, hem de arkadaşlarım o kelimenin görselini, resmini çizerek böyle bütüncül bir şema oluşturuyoruz arkadaşlarım. O zaman diyorum ki zihin haritası kavram haritası gibi nesnel, analitik bir harita değildir. Çünkü senin aklına gelen kavramlarla benim aklıma gelen kavramlar birbirinden farklı olacağı için arkadaşlarım zihin haritaları daha kişiden kişiye değişen, daha öznel ve dikkat edin daha yaratıcı düşünme becerisini geliştirme odaklı bir öğretim tekniğidir. Yani unutma, aklıma gelen her şeyi dikkat alarak bir şema oluşturuyorsam da buna ne diyoruz arkadaşlarım? Zihin haritası diyoruz. Şimdi dikkat. Geldim bilgi haritasına. Bilgi haritasında özellikle bilmenizi ve unutmamanızı istediğim temel ayrıntı şudur. Bir konudaki arkadaşlarım, bir konudaki bilgileri görselleştirmede kullanılır. Bir konudaki bilgileri görselleştirmede kullanılır ama nasıl bilgileri Gazi Hocam derseniz o konunun en kritik ve en önemli olduğunu düşündüğüm bilgilerini görselleştiriyorsam eğer ben buna bilgi haritası diyoruz. Yani bilgi vermek amacıyla kullanılan bir görsel şemalardır arkadaşlarım. Örneğin Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünleri konusunu işlerken boş bir Türkiye haritasına tamamen tarım ürünlerini yerleştirebilmen, Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri konusunu işlerken Türkiye'nin boş bir haritasında sadece yeraltı zenginliklerini sunabilmen ya da vücudumuzda dolaşım sistemini işlerken kalbi, toplar damarları, atar damarları ve kılcal damarları, boş bir insan vücudu, dilsiz harita deriz bunlara, boş bir insan şemasının içerisinde sadece dolaşım sistemi organlarını gösterirsen bu bizim karşımıza ne olarak gelecek? Bir bilgi haritası. Yani ne diyor Gazi Hocam? Bir konuda kritik ve önemli olduğunu düşündüğümüz bilgileri bir dilsiz şablonun üzerinde o öğrencilere gösterme etkinliği yapıyorsak bu da karşımıza ne olarak gelecek? Dikkat edin arkadaşlarım, bilgi haritası olarak gelecek. Çok güzel. Devam ediyorum. Geldim kavram karikatürüne. Şimdi kavram karikatüründeki temel mantık şudur. Belirlenen kavram yanılgılarını arkadaşlarım gidermek amacıyla kullandığımız arkadaşların bir öğretim tekniğidir. Belirlenen kavram yanılgılarını gidermek amaçlı kullandığımız bir tekniktir. Sıkı dur geliyor. Kavramsal değişim yaklaşımının mantığında da aynı şey var arkadaşlarım. Yani belirlenen kavram yanılgılarını gidermek amaçlı kullandığımız arkadaşların bir öğretim tekniğimizdir. Dikkatli olun. Peki ayrım noktası ne? Kavram karikatürlerinde sizden istediğim çocuklarda belirlemiş olduğunuz bir kavram yanılgısını giderebilmek için arkadaşlarım konuşma ya da düşünce balonlarını kullanarak bir materyal hazırlayıp bir etkinlik yapıyorsanız işte buradaki ayrıntı canlar nedir? Kavram karikatürüdür. Yani kavram karikatürünün anahtar kelimesi öğretmenin bir kavram yanılgısını giderebilmek için, tespit ettiği bir yanılgıyı gidermek için konuşma ya da düşünce balonlarıyla oluşturmuş olduğu bir öğretim materyali. Bu noktada da bir öğretim tekniğidir arkadaşlarım. Peki kavramsal değişim yaklaşımında nasıl bir mantık var? Öğretmen belirlemiş olduğu arkadaşlarım kavram yanılgılarını öğrencilerine giderebilmek amacıyla onlara hazırladığı arkadaşlarım okuyarak yanılgılarını giderecekleri bilimsel metinlere de biz ne diyoruz arkadaşlarım? Dikkat edin, kavramsal değişim yaklaşımı diyoruz.
Kavramsal değişim yaklaşımının bir diğer adı nedir Gazi Hocam derseniz kavramsal değişim metinleridir. Neden yazmadım? Çünkü metin benim için arkadaşlarım anahtar kelime olacak. Yani biz çocuklarımıza yanılgı giderecek metinler sunuyorsak o zaman da kavramsal değişim yaklaşımını kullanmış olacağız arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Ve dikkat edin. Geldim V diyagramına. V diyagramında bilmenizi istediğim anekdot şu. Biz arkadaşlarım bu tekniği buluşta ya da problem çözme sürecinde kullanırız. Hatta buluşun sonucunda, problem çözmenin sonucunda kullanırız. Nasıl? Öğrenci bir buluşu gerçekleştirip ya da bir problemi çözdükten sonra arkadaşlarım, süreçte yaptıkları bütün aşamaları anlatan bir ne hazırlar arkadaşlarım bize? Bir rapor hazırlar. Peki V diyagramının raporla alakalı nasıl bir ilişkisi vardır Gazi Hocam diye sorarsanız, V diyagramı dediğiniz şey arkadaşlarım raporun görsel halidir arkadaşlarım. Bu ayrıntıyı asla ve asla unutmuyorsunuz. Sınavda karşımıza gelirse öğrencinin yaptığı bir uygulama sonucunda süreçte gerçekleştirdiklerini anlattığı raporu görsel bir şekilde hazırlıyor şeklinde bir kurgu geliştirirse eğer soru, o zaman V diyagramını işaretlemenizi istiyorum. Yani V diyagramının anahtar mantığı yapılan, hazırlanan raporun, yazılan raporun görselleştirilmiş halidir diyecekler arkadaşlarım bize sınav sorusunda. Unutma. Venn diyagramının temel mantığında ne var peki Gazi Hocam derseniz, Venn diyagramının temel mantığındaki ayrıntı şudur arkadaşlarım. Kavramların benzerlik ve farklılıklarını arkadaşlarım görselleştirmede kullanıyoruz. Matematikteki Venn şemasıdır arkadaşlarım bu. Yani ne demek istiyorum? Elimdeki iki kavramla alakalı bu şekilde çembersel bir sistem kuruyorum. Ve dikkat edin, kırmızı taradığım alanlara kavramların farklılıklarını, mavi taradığım alana ise arkadaşlarım o kavramların benzerlik yani ortak özelliklerini yazdığım, böylelikle de kavramların benzerlik ve farklılıklarını görsel bir şemada sunduğum bir diyagramdır arkadaşlarım. Dediğim gibi matematikteki o John Venn'in geliştirmiş olduğu bir Venn şeması vardı. Onun kavram öğretimine uyarlanmış şekli gibi görebilirsiniz öğretmenlerim. Venn diyagramının da mantığı bu. Geldim anlam çözümleme tablosuna. Anlam çözümleme tablosu yine arkadaşlarım kavramların tanımlaması ya da kavramlar arasında karşılaştırmanın yapılması amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bakın dikkat edin, V diyagramında çembersel bir sistemle benzerlik farklılık gösteriyorum. Ama anlam çözümleme tablosunda bunu bir tabloya dönüştürüyorum arkadaşlarım, tabloya. Yani ne demek istiyorum bakın, dikkat. Şöyle düşünün, görselim iki boyutlu bir tablo. Bu görselin bir boyutuna üzerinde çalışma yapacağım kavramları, diğer boyuta ise bu kavramların sahip olduğu özellikleri yazıyorum arkadaşlarım. Ve diyorum ki şunu unutmayacaksınız. Verilen özellikler arkadaşlarım hangi kavram ya da kavramlara aitse kesişim yerine arkadaşlarım yazamadım. Kesişim yerine dikkat edin arkadaşlar ne yapıyoruz? Kesişim yerini işaretliyoruz arkadaşlarım. İşaretlenir. Yani ne demek istiyorum? Verilen kavram, verilen özellik arasında bir ilişkilendirme yapıyorum ve diyorum ki verilen özellik hangi kavrama ya da kavramlara aitse kesiştikleri yeri arkadaşlarım tik atarak, artı atarak, çarpı koyarak arkadaşlarım bir görsel şablonu dolduruyorsam bu tekniğe de ne diyoruz arkadaşlarım biz? Anlam çözümleme tablosu diyoruz arkadaşlarım, unutmayacaksınız. Şu özelliği sınavda muhtemelen bize verecekler. Verilen özellikler hangi kavramlara aitse kesiştikleri yer işaretlenir mantığını görürseniz de anlam çözümleme tablosu demenizi istiyorum arkadaşlarım. Geldim tahmin gözlem açıklamaya.
Üç aşamadan oluşan bu tekniğin birinci aşamasında öğrenci bir kavramı öğrenme sürecine girecek ve ilk aşamada kavramın ne olacağı konusunda arkadaşlarım bir çalışma yapacak. Mesela bir fikir geliştirecek. Öğretmenim, senin söylemiş olduğun kavram bence bu olabilir öğretmenim diye bir fikir yürütecek arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Bu aşamaya biz ne diyeceğiz? Tahmin. Tahmini yürüttükten sonra arkadaşlarım öğretmen çocuklara bir olay verecek. Öğrencilerse bu olayı dikkatli bir şekilde izleyip inceleyecekler arkadaşlarım. Dikkat edin. Zaten izleme ve inceleme ne demek? Birazdan bunu sınıf dışı öğretim tekniklerinde de konuşacağız. Bu bir gözlem olacak arkadaşlarım. Öğretmen bir görsel, bir video, bir olay sunacak ve öğrencilerin o olayı dikkatli bir şekilde izlemelerini isteyecek. Bu da gözlem. Öğrenciler izleme etkinliğini tamamladıktan sonra sürecin sonunda öğrenecekleri kavramın artık öğrenmiş olacaklar. Bize tanımını yapmış olacaklar arkadaşlarım. Öğrendikleri kavramın tanımını yapma işlemine de ne diyoruz arkadaşlarım? Biz açıklama diyoruz. Yani şunu unutmuyorsunuz. TGA dediğimiz bu teknikte önce kavramın ne olabileceği konusunda öğrenci fikir yürütür. Tahmin. Daha sonra öğretmenin verdiği olayı dikkatli bir şekilde izler, gözlem ve sürecin sonunda öğrendiği o gözlem etkinliğinden elde ettiği bilgilerle kavramın bana tanımını yaparsa buna da ne diyoruz arkadaşlarım? Açıklama. TGA'nın da temel mantığı bu. Şimdi geldin 3 aşamalı teşhis testine arkadaşlarım. Şimdi yine 3 aşamadan oluşan bir teknikle karşı karşıyayız. Bakın nasıl. Şimdi öğretmen arkadaşlarım bu teknikte öğrencilere çoktan seçmeli bir soru soruyor. Çoktan seçmeli bir soru. A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkı. Öğretmen çoktan seçmeli soruyu sorduktan sonra öğrenci ne yapıyor arkadaşlarım? Bu soruya okuyup bir cevap veriyor. Örneğin B demek istiyorum dedi. Yani çoktan seçmeli soruya bir tane cevap veriyor öğrenci arkadaşlarım. İkinci aşamada öğretmen bir soru soruyor arkadaşlarım öğrenciye. Diyor ki neden B şıkkını işaretledin? Bana bunun nedenini açıklar mısın? Öğretmen neden sorusunu soruyor ve öğrenci arkadaşlarım ne yapıyor? Dikkat edin, neden o şıkkı işaretlediğinin gerekçesini açıklıyor. Yani vermiş olduğu cevaba dikkat edin bir argüman veriyor arkadaşlarım. Yani onu kanıtlayan, ispatlayan cümleler kuruyor. Ve üçüncü aşamada ise arkadaşlarım dikkat edin. Öğretmen yine bir soru soruyor. Emin misin? Ve bu emin misin sorusuna öğrenci ne yapıyor arkadaşlarım? Evet eminim ya da hayır emin değilim şeklinde iki ifadeden bir tanesini seçerek bir cevap veriyor. Böyle olunca da öğretmen o çocukta bir kavram yanılgısının olup olmadığını tespit etmiş oluyor arkadaşlarım. Yani 3 aşamalı teşhis testinde senden istediğim şu. Çoktan seçmeli bir soru gelecek, öğrenci buna cevaplayacak. Daha sonra öğretmen nedenini sorup çocuk gerekçesini açıklayacak. Gerekçe açıkladıktan sonra öğretmen emin misin diyerek onun öğrencinin evet ya da hayır demesini isteyecek. Bu 3 aşamalı uygulama sürecine de ne diyoruz? 3 aşamalı teşhis testi. Bak zaten teşhis diyor. Kavram yanılgısının var olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullandığımız bir teknik olacak arkadaşlarım. Şimdi geldim öğrenme halkasına. Diğer adıyla arkadaşlarım dikkat edin 3E modeline arkadaşlar. 3E modeli ya da öğrenme halkası dediğimiz bu süreç arkadaşlarım biliniz ki Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre hazırlanmıştır. Bilişsel gelişim kuramına göre hazırlanmıştır. Yani o özümleme, dengesizlik, uyumsama ve şema oluşturma süreçlerinin arkadaşlarım gerçekleştiği bir öğretim tekniğidir. Ve 3 aşamadan oluşur arkadaşlarım. Bakın ilk aşamaya diyoruz ki keşif ve inceleme. Bu keşif ve inceleme aşamasında arkadaşlarım bizim öğrenciden istediğimiz şey öğrenmek istediği kavramla ilgili arkadaşlarım bir somut deneyim yaşamasını istiyoruz arkadaşlarım. Yani
o kavramla alakalı somut bir deneyim yaşarken kavramı incelemesini, elde ettiği bilgileri zihninde bir şemaya oturtmaya çalışmasını istiyoruz. Yani özümleme yapmasını istiyoruz. Eğer zihnindeki şemalara oturmuyorsa arkadaşlarım ve ilk defa öğreniyorsa o kavramı, çocuk bir ne yaşayacaktır? Dengesizlik yaşayacaktır. Yani özümlemenin ve dengesizliğin gerçekleştiği aşama birinci, yani keşif inceleme aşaması olacak. İkinci aşamada çocuk dengesizlik yaşadıktan sonra terim tanıtımı aşamasına geçiyoruz. Burada öğretmen öğrencilere sorular sorup ipuçları veriyor. Ve bu soru ve ipuçları yardımıyla arkadaşlarım öğrenciler kavramın ne olduğunu öğreniyor. Kavramı öğrenme olayını gerçekleştiriyor canlar. Yani uyumsama ve zihinde yepyeni bir şema açma süreciyle terim tanıtım aşamasını gerçekleştiriyoruz. Yani öğrenci kavramı öğreniyor. Üçüncü aşamada da artık öğrenmiş olduğu bu kavramı uygulama aşamasına geçiyoruz. Yani öğrenci artık kavramı öğrendi. Öğrendiği bilgileri bu noktada kullanıyor arkadaşlarım. Yani bilgisini farklı durumlara transfer ediyor. Ve yeni bilgileri öğrenme adına keşif ve incelemeye tekrar başlıyor. Bu yüzden bir halka şeklinde vermişler arkadaşlarım. Dikkat edin. Demek ki öğrenciye somut bir deneyim yaşatıyorsak özümleme ve dengesizlik, keşif ve inceleme. Öğrenciye soru ve ipuçları vererek kavramı öğrenmesini sağlıyorsak uyumsama ve şema oluşturma. Öğrendiği kavramı arkadaşlarım uygulayıp, yani bildiklerini kullanıp transfer etmesini sağlıyorsak buna da arkadaşlarım kavramı uygulama aşaması diyoruz. 3E modelinin de temel mantığı bu. Sizlere şöyle geniş ölçekte arkadaşlarım 13 tane kavram öğretimi tekniğini de hap bilgilerini vermiş oldum arkadaşlarım. Son ünitemiz olan sınıf dışı öğretim tekniklerinde görüşmek üzere arkadaşlarım. Hoşça kalın.